meşhur var mıdır, vacip midir? Kendiyle orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişilere kurban bir şey? İslami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Aziz dinleyicilerimiz, sizlere Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Yuvalarınıza huzur, memleketimize huzur diliyoruz. Dahili ve harici her türlü memleket düşmanlarından, aziz ay yıldızlı bayrağımızın düşmanlarından Cenab-ı Allah'a sığınıyor. O fitne tohumlarının ekecekleri tüm tohumları Cenab-ı Allah'tan onların başlarına geçirmesini dileyerek birlikteliğimize başlıyoruz. Efendim bugün değerli hocamız, doçent doktor Sayın Halil Altuntaş Beyefendi'yi ağırlamaktayız. Ve muhterem hocamız inşallah bugün bizleri program boyunca dini hususlarla ilgili merak ettiğimiz tüm sorulara cevap vererek bilgilendirecekler. İnşallah. Var ise dini noktalarla ilgili olarak bizzat hayatın içerisinde malum din ve bununla ilgili sorularınız var ise cevabı bizzat din aliminden inşallah birlikte, hep birlikte bilgi edinelim, hayatımıza inşallah doğrusuyla geçirmiş olalım. İnşallah. Programımıza ulaşım sağlayabilirsiniz. Ekrandaki iletişim yollarından 0312 alan kodumuz 294, 4294 telefon numaramız, canlı yayında sorularınızı bizzat yöneltebileceğiniz gibi Diyanet'e soralım@diyanet.gov.tr elektronik posta adresimiz üzerinden veya sosyal medya hesaplarımız Twitter, Facebook, Diyanet'e soralım adresleri üzerinden de anlık iletilerle programımıza katılım sağlayabilirsiniz. Burada küçük bir hatırlatma yapalım. Zaman zaman yapıyoruz ama buradaki sosyal medya, özellikle sosyal medya ve yine mail sorularınızı peyderpey muhterem hocalarımıza programlar boyunca sormaktayız. Zamanı geldik, sırası geldikçe sormaktayız. Bazen de eğer aynı konuyla ilgili birkaç soru varsa isimlerinizi zikrederek aynı soruyu değerli hocamıza bir kişi adına yöneltmiş oluyoruz efendim. Bunlardan da bilginiz olsun. Haklarınızı helal ediniz. Evet, değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa efendim, Bey. Sıhhat diliyoruz. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Kayseri bugün ilk durağımız olacak. Hoş geldiniz. Kayseri'ye selamlar efendim. Teşekkür ediyorum. Buyurunuz beyefendi. Ben de size selam ediyorum. Hocam ellerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Aleykümselam. Sayın hocama bir sorum var benim. Buyurun efendim. Bir kimse karısına kızıp Allah'a küfretse, evet, bunlar nikahı düşer mi? Yine aynı şekilde Allah'ın oğlu gelse bana bunu yaptıramaz şeklinde bir söz söylediği zaman nikahı düşer mi? Düşerse ne yapmaları gerekir? Evet. Tabii bunlar hep sinir ve öfke anında söylenen, maalesef dile halk tarafında yerleşmiş cümleler. Soralım efendim. Kasti bir durum yok yani. Sonuçta dile yerleşmiş olan bilinç altındaki. Belki kasti de olabilir diyorsunuz. Evet ama yani kahve kültürü belki sokak kültüründen gelir. Mutlaka oradan geliyor. Bilinç altındandır. Evet. Herhalde kasti değildir yani. Kasten kimse böyle bir şey söylemez muhtemelen. Yani bu adam namaz da kılıyor. İcabını soralım. Cumaya ama. Hay hay efendim. Müslüman olduğunu belirtiyorsunuz. Soralım. Kayseri'ye selamlar. Başka bir sual var mıydı efendim bu arada? Teşekkür ediyorum. Sıhhat diliyoruz. Evet maalesef. Evet bu maalesef zaman zaman sorulan bir soru, acı bir gerçek. Evet. Efendim Cenab-ı Hakk'a dini değerleri tahkir edici herhangi bir tavır sergilemek biliyorsunuz insanı dinden çıkarır. Bu bizim Anadolu'nun bazı yörelerinde işte dilin alıştığı sebebiyle yapılan bir takım işler var. Bunları hayra yormaya çalışıyoruz ama şunu söyleyelim. Gerçekten tehlike çok büyüktür. Yani bu hayra yorulacak bir iş değildir. İnsan imanını tehlikeye atacak işlerle karşılaşmamalı. Kasten yapılırsa zaten bu iş doğrudan doğru dinden çıkarır. Dile dolandığı için yapılmazsa çok büyük bir tehlikedir. Sakınmak icap eder. Yine de bu konumda olan kardeşimizin nikah tazelemesini, bir nikahın gittiğini kabul ederek tazelemesini buna söylemek gerekir ki aklını başına alsın. Nikah meselesi, Cenab-ı Hakk'a iman meselesi sevgili kardeşlerim sıradan bir iş değildir. Evet efendim. Bir söz söylersiniz, dilim alıştı dersiniz, öyle değildir. Bu konuda dilini alıştırmaya hakkı yok ki kimsenin. Cenab-ı Hakk'ın yüce zatını tahkir edici, bırakın küfürü, çirkin bir söz, hakaret hamiz bir söz söylemek bile insanı dinden çıkaracaktır diye İslam müçtehitlerin içtihatları vardır. Bu tehlikeli işlerden bir kere uzak duralım. Sokak kültürünü
Müslüman sokak kültürünü terk etmek zorundadır. Varsa böyle yanlış bir kültürümüz, lütfen terk edelim. İmanımızı yeniden kendimizi sorgulayalım. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Yani bu kardeşimiz bunu bir şey yapmadan böyle devam etsin ben diyemem. Tedbir olarak bir nikah alsınlar. Bunları açıkça söylemek lazım. Efendim ben farkında değildim. Sizin ifade buyurduğunuz gibi. Bakın yemin gibi, talak gibi meseleler eğer kelimeler kullanılır da kastı o değilse, mesela mecazi laflar olur. Evet, kinayi. İşte babanın evine git, kinayi laflar. Burada niyete bakılır. Dil alışkanlığına bakılır. Ama diyelim ki açıkça boşama kelimesi olan ifadeleri kullanılırsa bunun niyetine bakılmaz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla evet. Cenab-ı Hakk'a hakaret anlamına gelecek kelimelerden bütün Müslümanlar haşa sığınmalıdır. İmanları tehlikeye girmesin hiçbir Müslüman kardeşimizin. Bir soru daha vardı. Yani aynı mevzuyla ilgili olarak haşa Cenab-ı Allah'a evlat nispet ederek yani bu şekilde evet. bir ifade. Evet. Orada işte bu sizin söylediğiniz söz konusu olabilir. Dil alışkanlığı meselesi. Evet. Bununla insan... Yani şu olsa işte o gelse de bilmem şöyle olmaz. Yani bu tabii Hristiyan inancından oluyor. Kaynaklanan bir şeydir. Evet. Allah'ın oğlu meselesi maalesef Hristiyanlıkta var. Böyle İslam inancında yok. O dilden dile bu dolaştı. Bu meselenin dolaşması dilden dile söz konusu olabilir. Bu da bir Müslümana yakışan bir şey değildir. Ya da mesela baba diyorlar. Yani Cenab-ı Allah'ın lafzıyla birlikte... Evet. İşte yani ben ifade etmek istemiyorum. Anlıyorum. Da baba diyorlar. Bunlar da çok tehlikeli gibi. Sözlerdi. Bakın evet. Müslümanların kendi kültürlerini yaşamaları, yabancı kültürlerin evet. etkisi altında kalmak suretle ne anlama geldiğini düşünmeden kelimeler kullanıla bir gün çocuklar, torunlar tarafından inanılarak kullanılmaya başlar. Yaşadığınız evet. gibi inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Allah sözü muhafaza. Gerçek olur. Allah muhafaza buyursun. Peki bu dile dikkat etmek lazım. Evet. Efendim İzmir'le devam ediyoruz. Birlikteliğimize Ali Er Yılmaz hattımızda. Hoş geldiniz Ali Bey. İzmir'e selamlar efendim. İyi günler. Sağ olun. Ben buyurunuz sayın. Er Yılmaz. Ben bu televizyon programını dinlerken evet efendim. O konuşmacı hoca efendilerden birisine Zuhr-ı Ahir hakkında bir soru sorulmuştu. Evet. Ben de dinliyordum. O da Zuhr-ı Ahir'in tamamında evet. yani zam-ı sure okunur. Ve diğer farzları da okunur. Böyle okunmazsa farzlar eksik olur gibi bir şey de tam anlayamadım. Efendimiz'e de bu zam-ı sure okuyun da ayet var diye de konuştu Hoca Efendi. Ben de bunu aydınlanması için size tekrar soruyorum. Şöyle. Yani bütün farzları zam-ı sureyle mi kılacağız yoksa eskisi gibi mi kılacağız? Hay hay efendim. Soralım değerli hocalarımıza. Zuhru ahirdeki durum nedir? Önce onu birlikte anlayalım. Akabinde de tüm farzlarla ilgili olarak farzın ilk iki rekatında mı zam-ı sure yoksa tamamında mı okunmalı? Onu da soralım. Sıhhat diliyoruz Sayın Er Yılmaz. İzmir'e selamlar efendim. Evet. Zuhru ahirle ilgili olarak tamamında mı okunur efendim zam-ı sure? Yani burada zannediyorum bir yanlış anlaşılma söz konusu. Yani dinleyen kardeşimizin bir anlık dalgınlığında bir iki kelimeye kaçırsanız anlam tamamen ters dönebilir. Şöyle soralım. Zuhru ahir denilen namaz hani vardır evet. yoktur ondan ziyade. Evet. Kılınırken farz namaz gibi ilk iki rekatta zam-ı sure okunup sonra okunmayarak mı kılınır? Aynen yoksa... öğle namazı. Adı üzerinde zaten kılmadığımız, vaktine ulaşıp da eda edemediğimiz son öğle namazını kılacağız. Hmm. O halde öğle farz namazı gibi kılacağız ilk yani. İki rekat. Tabii öğle namazının farzı gibi kılınır. Zuhru ahiri kılacağım diyenler. Yani bunun ne anlama geldiğini de bilmeleri gerekir. Cuma ile alakasının münasebetinin ne olup olmadığını bilmeleri gerekir. Bir de işte bu son öğle namazıdır. Dolayısıyla cuma namazı şayet çeşitli sebeplerden, malum o sebeplerden dolayı kabul edilmemişse işte ben o günkü öğle namazını kılıyorum anlamındadır. Dolayısıyla ilk iki rekatta zamm-ı sure Fatiha ile beraber okunur. Son surette sadece son iki rekatta Fatiha okunarak namaz tamamlanır. Peki bu zuhru ahir için olan bölüm evet. kılmak isteyenler için tabii ki evet. yoksa cuma namazı ile alakası yoktu evet, bunun. Cuma namazı peki. sünneti farzı sünneti vardı. Zuhru hay hay. Yedek ve ihtiyati bir ihtiyati tedbir namazı olarak konulmuştur. Peki. Resulullah Efendimiz tarafından öğretilmiş bir namaz değildir. Diğer farzlarla ilgili olarak hani eskisi gibi dediği muhtemelen genel yaygın olan ve bildiğimiz yaptığımız üzere olan mıdır efendim? Farz namaz nasıl kılınır diyelim biz? Evet. Farz namazlar iki rekatlı sabah namazı her iki rekatta da Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur. Evet.
Üç rekatlı akşam namazında ilk iki rekatta Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur. İkinci rekatta sade Fatiha üçüncü okunur. Rekatta, evet, evet, üçüncü rekatta sade Fatiha okunur. Dört rekatlı namazlarda yine ilk iki rekatta Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur. Son iki rekatta sadece Zamm-ı Sure okunmaz, Fatiha okunur. Zamm-ı Sure'lerin okuması Hanefi mezhebine göre vaciptir. Efendim Kur'an'da Zamm-ı Sure ile alakalı ayet var mı? Zamm-ı Sure kelimesinin geçtiği bir ayet-i kerime yok. Kur'an-ı Kerim'de namaz okuyunuz ayet-i kıraat, kerimesi var. Kıraat ifadesi vardı. Dolayısıyla bunun Zamm-ı Sure'yi Ebu Hanife bundan dolayı vacip demiştir. Farz diyememiştir, sünnette dememiştir. Arada çünkü Kur'an-ı Kerim'de Kur'an okuyunuz ifadesi geçiyor. Ondan dolayı hani kıraat namazda, namazda kıraat nedir efendim? Kıraat mutlak anlamda farzdır. Yani onu muhtemelen, çünkü geçen böyle bir şey konuşuluyordu da orada sadece kıraat üzerinden konuşuluyordu. Muhterem hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar beyefendi kıraatla ilgili olarak hatta ayetleri okurken hani farz olduğu ifadesiyle birlikte hareket ediyor. Kıraat farzdır. Yani namazda mutlak anlamda Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinden, evet, bir sure, bir ayet okumak farzdır. İmam Şafii Hazretlerine göre kıraat şartının, Kur'an namazda Kur'an okuma şartının yerine gelmesi için Kur'an okuyacağız. Okuduğumuz Kur'an da mutlaka Fatiha suresi bütünüyle okunmuş olacak. Evet. Fatiha suresi okunmazsa yahut bütünüyle okunmazsa kıraat şartı yerine gelmiş olmaz, farz yerine gelmiş olmaz. Ebu Hanife Hazretlerine göre kıraat Fatiha-i Şerife'yi okumak vaciptir. Ama Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinden bir ayet, bir sure okumak farzdır. Fatiha'yı okuduktan sonra Zamm-ı Sure okumak da vaciptir. Hay hay efendim. Peki. Yani buradaki meseleyi de bu şekilde anlamak lazım. Allah razı olsun. Devam ediyoruz. Yani beyefendi eskisi gibi dedi ya, bildiği gibi devam bildiği edeceğiz. Bildiği gibi tabii. Yani burada hay bir efendim hatalı anlama meselesi söz konusu. Peki. Allah razı olsun. Değerli hocamız düzelttiler. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Açıkladık. Düzeltilecek bir şey yok zaten. Estağfurullah. Bir bilgide bir sorun, evet, varsa açıkladılar efendim. Allah, evet, razı olsun. Yasir Bey, internet bankacılığı kullanarak döviz alabilir miyiz değerli hocam diyor. Döviz alım satımı bir kere peşin olarak yapılması gereken işlerdendir. Eklemiş beyefendi, alındığı anda hesapta ve kullanımda oluyor hocam. Elden ele alışverişin olmaması bu noktada bir şey yok. Yani bunu teknik anlamda zamanın şartlarında teknik teslim sayabilir, teknik tesellüm, hükmen teslim tesellüm sayabiliriz. Bu anlamda bir sakıncası yok. Faize bulaşan başka işlemler yapılmıyor. Peki. Yani yoksa her seferinde bankaya gitmemiz gerekiyor. İşte hesabımız belli. Evet. Hesabımıza bastı mı tık bizim hesabımıza geçti. Bunu da hükmi tesellüm veya teslim. Tesellüm malum teslim almaktır. Evet. Teslim temlik de, gibi yani, evet, sahibine geçiyor. Temlik, temellük gibi. Hükmen teslim alma sayılabileceğinden dolayı inşallah bir sakınca yoktur diye ifade edelim. Hay hay efendim. Abidin Bey, sayın sevdiğim Gaziantep'ten attığımızdalar. Hoş geldiniz. Gaziantep'e selamlar Abidin Bey. Sağ olasınız efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşam günler. Olun, sağ olun. Sizlere de efendim. Buyurunuz. Hocama benim bir sorum olacaktı da. Buyurun beyefendi. Sene 70'lerde falan bir Yahudi'de alışveriş ettim mi ben? Evet. Bunu da bu anda ve terör olaylarına değinme bunlar burada kaçtı gittiler. Evet. Kimseye de verecek bir şeyim kalmadı. Saygı tanıdığım kalmadı. Bu da zamanla biliyorum ki dine imana sarılacak. Evet. Onun için bunu hocama sorayım, hele ne yapmam lazım? Evet. Bulma şansımız sıfır. Soralım, evet, değerli hocamız efendim. Sıhhat diliyoruz. Sayın sevdim Gaziantep'e selamlar. Böyle bir durumda ne yapılır efendim? Önce şunu sorayım. Borç alınan malzemenin borcunun ödenmesi sırasında borcun ödenmesi süresi aksatılmış mıydı? Hmm. Burada sonuç, evet, değişmeyecek de böyle bir şey varsa vebal daha değişik olur. Hay hay. Yani zamanı geciktirilmişse. Adam zamanı ödeseydiniz belki parasını toplayıp gidecekti. Siz ödemediğiniz için gitmiş olur. Vebal daha farklı olur. Ancak şunu söyleyelim. Bu gibi durumlarda Müslümanların şu yolu takip etmeleri ulema tarafından tavsiye edilmiştir. Bir kere bu gayrimüslim hakkı olduğu için Müslümanlarla inanç noktasından farklı olan insanların hakları, hukuku onların bizzat kendilerine ödenemediği takdirde onların inanç gruplarından herhangi bir ihtiyaç sahibine ya da onların inanç gruplarının bulunduğu cemaatin tamamına hizmet eden bir hayır kurumuna yatırma imkanını bulup bu haktan kurtulmaya çalışmak gerekir. Yüz yüz kurtulduk mu Allah'a kalmış bir şeydir. Ama biz bunun en makul yolunun bu olduğunu söyleyebiliriz. Fatih Kaynar,
İlginç bir soru hocam. Peygamber ve şehitlere rahmet dilendiğinde, dileğinde bulunmak caiz olur mu diyor. Yani şehitlere diliyoruz ama Hazreti Peygamber'e dilemiyoruz. Bilmiyorum. Nasıl olur hocam? Yani bizim, soralım. Bizim kültürümüzde bu yoktur ama rahmet, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine muhtaç olmayan hiçbir varlık yoktur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin için dualar etmiştir. Her evet. türlü dua. Beni nefsimle baş başa bırakma diyen Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın rahmetine muhtaç olmaz mı? Şüphesiz. Olur. Dolayısıyla inanç noktayı nazarından sıkıntısı yoktur. Yani Resulullah'a merhamet dilemek itikadımıza aykırı değildir. Ama kültürümüzde bu yoktur. Çünkü bizler Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberleri zelleler dışında hatasız ve günahsız olduğuna inandığımız için dilimize bu yerleşmemiştir. Ama şehitlere merhamet, rahmet dilenir. Neden? Şehitlerin kul hakkı dışında bütün günahları affedilir garantisi vardır. Bu bir. İki, bizim şehit dediğimiz kimse gerçekten fıkhen, dinen şehitliğin bütün şartlarını hakikatte taşıyor mu? Biz zahiren görüyoruz. Hakikatte taşıyor mu? Dolayısıyla bizim şehit dediğimiz insan bir şekilde, bir vesileyle, efendime söyleyeyim, şehit olmamışsa onların zaten rahmete ihtiyacı vardı. Ama biz genelde söyleyelim, şehitlerin de rahmete ihtiyacı mutlaka vardır. Evet. Rabbimiz onlara rahmet eylesin. Şehitlik mertebesine ulaşanların şefaatine de bizleri nail eylesin. Evet. Sakarya'dan Yavuz Yılmaz hattımızdalar. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Sakarya'ya selamlar efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Aleykümselam. Hocama bir sorum var. Buyurunuz Sayın Yılmaz. Sene 1976'da 1 hektar para buldum. 900 lira. Evet. Bunu şimdi ödemek istiyorum. O zaman çocukluk devletiydi. O parayı ben harcadım. Evet. Acaba ne yapabilirim? Yani buldunuz, sormaya teşebbüs ettiniz, daha sonra harcadınız. Doğru mu efendim? Etmemiş, harcamış. Evet, doğrudur. Sahibini bulamadım. Yani bir sokakta buldum. Tamam. Yani aradım diyor hocam. Aradım ama bulamadım. Sokakta olduğu için diyor. Peki soralım değerli hocamıza. Başka bir sual var mı efendim bekleyeceğiniz? Canınızın sağlığı, Allah'a merhaba. Allah sizlerden razı olsun. Sakarya'ya selamlar. Evet efendim. Bu buluntu paraların, buluntu malların lukata dediğimiz malzeme, çocuk bulunursa lakit deniyor İslam fıkhında. Evet. Buluntu mallar, lukataların hükmü şudur. Bulunan malın sahibi öncelikle aranır. Yakın çevreden olması ihtimal verilen yerlerde usulünce soruşturup araştırılır. Bulunamazsa oradaki örfün gereğine göre şu kadar süre beklenirse artık sahibi çıkmaz denilecek bir ortam vardır. O şartlar gerçekleştikten sonra sahibin ortaya çıkmasından ümit kesilirse ihtiyaç sahiplerine verilir. Bir kavil vardır. Çok ihtiyaç sahibi ise bulan kimse kullanabilir diye bir görüşte söz konusu. Ancak bu kardeşimizin durumu inşallah düzelmiştir. Bu aldığı parayı o zamanki değeri üzerinden şimdi o zatın, paranın sahibi olan zatın adına, ölmüşlerinin ruhu adına fakir insanlara hediye etmelidir. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz, sizlerin de katılımıyla programımıza. İdris Bey hocama selam ediyorum diyor. Değerli hocam, 2430 euro 365 gün almamak şartıyla şirkete yatırıyorsunuz. Şirket haftalık 150 veya 117 euro hesaba yatırıyor. Bu paraya faiz bulaşıyor mu diyor. Değerli hocam açıklar mı? Açıklayayım. Şöyle, parayı yatırırken eğer sözleşme yapıldığı sırada size denirse ki aylık 137 lira veya şu kadar meblağ size vereceğim diyorsa bu faizdir. Ama kazanç elde ederse kazancın şu kadarı sizin hissenize düşer, onu da size veririm derse bu faiz olmaz. Yani bankayla sizin aranızda para yatırma sırasında bir karınca duası gibi şeyler olur orada, bankaların önünüze koyarlar. Doğru. Okunmasın diye yazılıyorlar, okunamasın diye. Onlar orada sözleşmeyi okuyacağız. O sözleşmede efendim verdiğiniz paraya aylık şu kadar kar getirisi vardır deniyorsa o faiz anlamındadır. Çünkü faizle karın arasındaki fark şudur. Faiz garanti verir. Banka faizin garantisi vardır. Kar veya zararın garantisi yoktur. Zaten bu farktan dolayı faiz haram, kar zarar hesabı helaldir. Şimdi burada alınan para önceden garanti edilmişse faizdir. Onu, o işlemi devam ettirmemek gerekir.
inanç sahibi kardeşlerimiz için. Peki efendim. Erzincan'dan Rişter hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Er. Erzincan'a selamlar efendim. Reşit Bey. Erzincan'daki izleyicimiz duyabiliyor musunuz? Evet, evet efendim. Buyurun efendim, değerli hocam dinliyoruz sualinizi. Selamun aleyküm efendim. Aleykümselam. Hayırlı günler diliyorum. Allah razı olsun böyle çalışmalarınızdan dolayı. Sizlerden de efendim. Buyurunuz. Sorumuz şu hocama. Şimdi bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında bu meşakkatten dolayı seferliğin olduğunu, günümüzde ise bu vasıtaların yani gidilecek mesafeye daha tez gidildiği için seferliğin olmadığını, sadece savaş döneminde olduğunu söyleyenler var. Evet. Bunun aydınlatılmasını istiyoruz hocamızdan. Soralım. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sizlerden de sıhhat diliyoruz. Erzincan'a selamlar Reşit Bey. Seferilik sadece meşakkate tabi bir şey mi? Efendim bu münakaşa son dönem alimlerinden merhum Elmalılı Hamdi Yazır tarafından tefsirinin ön bölümünde ortaya atılmıştır. Ama ulemanın ulema tarafından kabul gören bir görüş değildir. Şöyle ki Elmalılı Hamdi Yazır'ın görüşüne göre bir insan yolculuğa çıktığı zaman meşakkate katlanır. Meşakkat sebebiyle yolculuk ruhsatı vardır. Halbuki bu zamanda vasıtalar çok rahatlamıştır. Uçağa bindiğiniz zaman hiçbir yolculuk sıkıntısı yoktur gibi düşünülmüştür. Yani kervan yolculuklarıyla uçak yolculuğunu kıyaslamak suretiyle böyle bir sonuca varmıştır. Halbuki usulü fıkıhta normal şartlar altında namazda, yolculukta namazların kısaltılmasının sebebi, illeti yolculuktur. Bizatihi yolculuğun kendisidir. Yolculukta zorluk çekip çekmeme meselesi hükmün hikmetidir. Hikmete dayanarak hüküm çıkarmayız, biz illete bakarız. İllet, yolculuk varsa ki vardır, dolayısıyla hüküm de yani ruhsat, namazların kısaltılması ruhsatı, orucunun tutulabilmeme ruhsatı ortaya çıkar. Kaldı ki zamanımızda uçak yolculuğunun kervan yolculuğundan daha kolay olduğunu kimse söyleyemez. Kervanda çölün ortasında kervanınızı durdurursunuz, kırbanınızda abdestiniz var, suyunuz var. Azar azar rahat rahat alır dinleri yolunuza devam edersiniz. Uçağa bindiğiniz zaman hür olan bir kölesiniz. Eliniz bağlı, ayağınız bağlı, nefes alma sayınız bağlı. Nereye oturacağınız, nasıl duracağınız bağlı. Nerede hürriyet var? Nerede namaz kılacaksınız? Dolayısıyla mesafelerin çok kısa zamanda kat ediliyor olması, o seferilik hükmünün kaldırılması için yeterli sebep görülmemiştir ulemanın çoğunluğu tarafından. Peki. Elmalı merhumun böyle şahsi bir iştihadı vardır. Allah ona da rahmet eylesin. Hay hay. Seferilik meşakkate tabi değildir. Yolculuğa tabidir. Yolculuğa. Peki efendim. Devam ediyoruz. Bir izleyicimiz, hocam ismimi vermek istemiyorum, selam ediyorum demişler Diyarbakır'dan. Kızımın borcu var 2000 lira. Ödeme gücü yok hocam diyor. Bu borcu ben zekat niyetiyle ödesem olur mu, geçer mi diyor. Zekat yerine geçer mi? Zekat yerine geçmez. Çünkü kızınız hini hacette eşinden boşansa veya bir şekilde bakıma muhtaç hale gelse dinen siz kızınıza bakmak zorundasınız. Dolayısıyla usul furu ilişkisi içinde bulunan insanlar birbirlerine zekat veremezler. Yani bir kimse annesine, babasına, çocuklarına, torunlarına, ninelerine, dedelerine zekat veremez. Çünkü onlar düşkün hale geldiklerinde iyi durumda olan akraba onlara yardım edecek. Kardeşe verebilirsiniz bakın. Kardeşiniz düşkün olsaydı zekatınızı ona verebilirsin. Çünkü kardeşle aramızda bizim usul furu ilişkisi yoktur. Yandadırlar onlar. Çizginin içinde değillerdir. Dolayısıyla kızınıza şey veremezsiniz. Borç zekat veremezsiniz. Borcunu öder. Damadınız borçluysa, evliyse kız şayet, kocası varsa ona verilebilir. Damada bazen, verilebilir. Evet, bazen damada verilen para da kıza verilmiş gibi filan sayılır ama teknik olarak fıkhen böyle bir engel yoktur. Damada verilebilir. Damadınsa borç şayet, damada verilebilir. Borcu ödeme sağlanabilir. Evet. Peki efendim. Evet, devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Konya'dan Muhammed Koçak hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Koçak. Konya'ya selamlar efendim. Muhammed. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Buyurunuz. Hocama hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz böyle program yaptığınız için. Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam ikindi namazından sonra tavaf namazı kılınır mı? Bu birinci sorum. Soralım efendim. Zuhri
Zuhri Ahir diye bir namaz var mıdır? Peygamberimiz böyle bir namaz kılmış mıdır? Bu da ikinci sorum. Soralım. Üçüncü sorum ise birkaç tane tavaf yaptıktan sonra tavaf namazı, her tavaf için ayrı ayrı namaz kılmamız gerekiyor mu? Diyelim ki 3 tane tavaf yaptık. Bunun için bir tavaf namazı kılmamız yeterli midir? Soralım. Bunu da sabah namazının sünnetinin kılınışı gibi mi kılacağız? Soralım, tavaf namazı nasıl kılınır? Sorumuz bu kadar. Teşekkür ederim. Efendim, sıhhat diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Konya'ya selamlar. Tavaf mevzularını hemen soralım değerli hocamıza. Efendim, ikindi namazından sonra, daha doğrusu ondan sonra tavaf yapıyoruz. Hemen sonrasında tavaf namazı kılınabilir mi? Kılınır. Peki. Tavaf namazı nasıl kılınır değerli? Tavaf namazı iki rekatlık bir nafile namaz gibi, farz namaz gibi kılınır. Birinci rekatta efendime söyleyeyim, Fatiha ve Zamm-ı Sure'den sonra Kafirun ve İhlas sureleri okunmak suretiyle Zamm-ı Sure olarak evet, kılınır. Evet. Başka bir sure de okunsa olur yine. Peki, birkaç tavaf yaptığımızda bu tavaf namazını bir defa mı, yoksa her biri için her ayrı ayrı mı? Her tavaf için bir namaz. Hepsi için ayrı ayrı kılacağız evet. Efendim. Peki. Her tavaf için ayrı ayrı namaz kılmak durumundayız. Evet. Zühr-ü ahir az önce bir konuda geçti soruda. Nedir efendim bu zühr-ü ahir? Zühr-ü ahir kelime olarak son öğle namazı demektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kılmış mıdır? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı bir namaz değildir. Resulullah Efendimizin irtihalinden sonra, hatta bir asır kadar fazla bir zaman sonra İslam fakihlerinin, Müslümanların kalabalıklaşması ve mescitlerin birden fazla bir şehirde mescidin ortaya çıkması gibi problemler dolayısıyla acaba merkezi mescidin dışında kılınan cuma namazları kabul olur mu gibi bir şüphe hasıl olmuş ulemada, demişlerdir ki bir şehirde ilk tekbir alınan cuma namazı kabul olur, ondan sonrakiler şüpheli olur. Dolayısıyla bu mescitlerde kılınan namazlardan sonra zuhru ahir kılmak ihtiyati tedbir olarak iyi olur demişlerdir. Bugün hiçbir Müslüman kılınan namazın, cuma namazının kabul olunup olmayacağı noktasında bir şüphe taşımadığına ve taşımaması gerektiğine göre zuhru ahir kılmanın gerekli olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Hala öteden beri gelenek olarak kılmaya çalışan var. Onlara da niye kılıyorsunuz da suçlamayız. Ama kıldıkları namazın ne olduğunu bilmeleri cuma lazım. Cuma namazının bir cüz'ü, bir parçası olması olmazı olmadığını bilmeleri lazım. Hay hay efendim. Evet, devam ediyoruz. Osmaniye'den Ramazan Gündüz hattımızda. Hoş geldiniz Ramazan Bey. Osmaniye'ye selamlar efendim. Hoş bulduk hocam. Selamlar. Aleyküm selam. Buyurunuz Ramazan Bey. Hoşçakalın. Hocam, nikahla alakalı bir soru sormak istiyorum ben hocama da. Buyurun efendim. Şimdi bir bayan eşinin kendisini daha önceki herhangi bir hastalığından haberdar etmiyor. Bu şekilde bir evlilik meydana geliyor. Tabii bu evlilik İslam hukukuna göre kadının tefrik hakkı doğuracak bir evlilik. Bu bayan daha sonra tabii ayrılıyor ama ayrıldıktan sonra tazminat alabilir miyim diyor. Ben bu soruyu biraz şu mealde ben de hocama sormak istiyorum. Yani tazminatı mihirle acaba eşdeğer görüyor muyuz? Bu konudaki acaba Diyanetimizin yaklaşımı nedir? Veya hocamızın yaklaşımı şimdi nedir? Şimdi soralım değerli hocamıza, ama şunu bir kez daha anlayalım. Bir hanımefendi daha önce geçermiş veya üzerinde bulunan bir rahatsızlığı, bir hastalığı evleneceği kişiye söylemiyor ve daha sonrasında bu öğrenildiğinde de ayrılıyorlar. Doğru mu? Hastalık yani mevzu. Yok. Erkekte hastalık var hocam. Erkekte hastalık var. Erkek. Ha, peki. Bundan ötürü mü hanımefendi ayrılıyor efendim? Bundan oldu. Hanımefendi ayrılıyor ve tazminat istiyor. Peki soralım. Tazminat bu tazminatı alabilir. Şöyle diyor. Buyurun. Kadının şeyi de şu. Beni diyor işte yani dul pozisyonuna düşürdünüz. Daha önce bakireydim. Dul pozisyonuna düşürdünüz. Bundan dolayı ben tazminat almak istiyorum diyor ama bu tabii burada bizim hakkımızda takılan şu şeydir. Yani acaba mihir bunun karşılığı mıdır? Olabilir mi? Ekstradan bir tazminat alması hakkı var mıdır? Yani hay hay efendim. Hay hay soralım. Sıhhat diliyoruz. Sayın Gündüz Osmaniye'ye selamlar efendim. Evet kıymetli hocam, böyle bir durumda hanımefendinin alacağı mehir bunu karşılar mı, yoksa ayrıyeten bir tazminat söz konusu mu? Ben şimdi evlenecek olan kişilerin kusurlarını saklamaları günahtır, haramdır. Evet. Ancak böyle bir şey bir şekilde vuku bulmasa öbürünün manevi vebali olur. Ama ayrıyeten bir tazminat diye
bir şey söz konusu değil. Şayet çocuklar varsa, bu evlenmeden doğan çocuklar varsa, çocukların bakımları anlaşılan yok hocam. Erkeğe aittir. Ve kız da kadın da nafakasını iddet süresince alır. Efendim söyleyeyim, çocukların bakımını ergenlik çağına gelinceye kadar üstlenir baba. Onun ötesinde bir tazminat söz konusu olmaz. Burada çocuklar yok. Çocuk yoksa. Şöyle kadın hani beni bu yani evlenmiş ve boşanmış o pozisyona manevi düşürdünüz. Vebaldir. Manevi bir vebaldir. Diyelim ki evlendi. Ha, benden bunu sakladınız. Muhtemeldir ki diyelim yani, rahatsızlığı neyse beyefendinin önemi yok. Benden bunu sakladınız. Bu benim ayrılmama sebep oldu. Artık boşanmış bir insan olarak hayatıma bir şekilde edelim. Zul olarak kendine göre demek yani gördüğüne göre. Takdir edilmiş bir cezayı ben şu anda bilemiyorum. Peki. Mehir bunun yerine geçer mi? Mehir onun yerine geçmesi söz konusu değil. Böyle bir durum olmasa da mehir kadının hakkıdır. Verecek sırf, mehir yani. Tabii sırf peki. Evlenmekten kaynaklanan bir haktır mehir. Hay hay efendim. Peki. Evlenmek sebebiyle zulme uğratılması erkeğin vebalidir. Kadının da vebalidir. Peki. Karşılıklı. Peki efendim. Burada o zaman mehri zaten ayrıyeten verecekler. Tabii. Bir de böyle zaten bir şey varsa bununla mahkeme ilgili. Mahkeme takdir etmişse burada yani mevzu kanunlar böyle bir şey söylüyorsa bunun dışı, buna bir, şu anda bizim bir şey söylememiz söz konusu değil ama kadının mehrinin dışında bir şey tazminat alması söz konusu olmuyor. Peki. Efendim devam ediyoruz. Diyarbakır'dan Cuma Erol hattımızda. Hoş geldiniz. Diyarbakır'a selamlar Sayın Erol. Aleyküm selam Mustafa Bey. Buyurunuz Cuma Bey. Diyarbakır'dan ben de size selamlar gönderiyorum Sayın Hocama. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ederim. Sayın Hümet Hocama ederiz. 3 tane sorum var. 3 sorum var Sayın Hocama. Buyurun. İlminden faydalanmak için. Allah razı olsun. Şimdi Mustafa Bey hocam, bidat nedir? Bidat ehli olan insanlar. Evet. Ben oturup kalkmanın, onlarla sohbet etmenin, onları gördüğünüz zaman yolunuzu değişin deniyor. Bu bidat sahibi insanlar kimdir? Bunları nasıl tanıyacağız? Bunlarda bir işaret mi vardır? Bunları nasıl bileceğiz? Soralım. Hocam burada bir açıklık getirirse memnun olurum. Sorun bir. Soralım. İkinci soruya geçiyorum Mustafa Bey. Buyurun efendim. Mustafa Bey, Diyarbakır'ın ben bir köyünde yaşıyorum. Evet. Kurban kestiğimiz zaman komşum kurban atı vermem icap ediyor fakat vermiyorum. Niye? Hayvanı var. Benim durumum gibi kesmiyor. Ben de ona kasıtlı vermiyorum. Bu arada et çok kalıyor. Biz bu eti kendimiz harcıyoruz. Acaba doğru mu yapıyoruz? Soralım. Ondan başka yok mu fakir? Başkasına vermiyor musun? Veriyorum. Ha, peki. Ama komşuya. Yani. Tamam o yine komşu. Kalıyor, veriyorum. Ondan başkalarına dağıtıyorum. Tamam. İhtiyaç sahiplerine dağıtıyorum fakat kalıyor yani. O hayvanı olan kurban kesen benim tamam. durumumda olan vermiyorum. Peki baş tacısınız. Diğer soruyu alalım efendim. Hocam mesela bir sorun var. Bu da bu genel olarak bir soru. Bütün toplumu ilgilendiren ve aynı zamanda toplumda yarayan bir kana. Buyurun yara. Efendim. Şimdi ben bir hocamla görüştüm. Canlı görüştük. Böyle konuştuk bir sohbet esnasında. Evet efendim. Dedim hocam kredi helal mıdır? Soralım. Bana dedi zaruri ihtiyaç halinde lükse kaçmadan kredi mubahtır. Ama ben tatmin olmadım, rahatsız oldum. Bunu size bir sorayım. Soralım. Hocam buna bir açıklık getirirse, bir nokta koyursa buna bu toplumun sorusu, teşekkür ederim. Hay hay efendim, sıhhat diliyoruz. Bulunduğunuz beldedeki tüm hanelere selam ediyoruz sizin nezdinize Diyarbakır'a. Evet efendim. İlk soru değerli hocam, bidat ehli tanımı yaptı evet. izleyicimiz. Bunlar böyle bir ehil var mı? Bunlarla oturulup kalkmaktan evet. men edilmiş mi Müslümanlar? Ehli bidat, yani bidat, ehli bidat. Ehli bidat demek, bidat denen işleri yapan insanlara ehli bidat denir. Ehli İslam, Müslüman demektir. Ehli bidat, bidatçı demektir. Peki bidat ne demektir? Bidat, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifiyle, men ehtese fi emrina haza ma leysa fihi fe leysa minna buyuruyor ki bizim getirdiğimiz şu Kur'an ve sünnet sisteminde dinde olmayan herhangi bir şeyi dinin bir unsuruymuş gibi gelip ona monte etmeye, yerleştirmeye, ona eklemeye çalışan ve ekleyen kimse bidatçıdır ve bizim yolumuzun dışında bir adamdır. O halde bidatçı
Kur'an'da ve sünnette olmayan işleri din kisvesi altında gerek kendi hayatında gerek başkalarının hayatında yaşanmasına sebep olan insanlardır. Mesela diyelim ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmediği bir namaz şekli, öğretmediği bir davranış biçimini ortaya koyuyor. Bu dindir diye. Bu dindir diye. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey şudur. Hazreti Peygamber Aleyhisselam yapmamıştır ama mesele doğrudan dini bir konu değil. Gündelik hayatımızla alakalı herhangi bir şeydi. Söz gelimi diyelim, bir otomobil var. Resulullah deveye biniyordu. Birisi de gelmiş otomobil yapmış. Efendim otomobil bid'attır diye ortaya çıkmak İslam'ı anlamamakla eşdeğerdir. Evet. Bid'at dediğimiz ve dine eklenmemesi gereken şeyler dinin, Kur'an ve sünnetin içerisinde söz konusu olan meselelerle alakalıdır. İbadetle alakalıdır, itikatle alakalıdır, muamelatla yani insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallarla alakalıdır. Bunun dışında Kur'an'ın hakkında bir şey söylemeyip caiz, cevaz verdiği, yapılmasını herkesin mutat olarak gördüğü, uygun gördüğü işlerde eskiden olmayan bir şeyi şimdi yapmak bid'at diye nitelenemez. Evet. Bunu karıştırmamak lazım. Peki. Diğer soru bu kurbanla ilgili olarak. Yan komşuma vermiyorum çünkü onun da hayvanları var diyor. Evet. Ama diğer fakirleri sorduk, veriyoruz dedi. Artanları da biz kendimiz tüketiyoruz. Ne yapalım diyor efendim. Efendim şimdi bu kurban kesmeyen arkadaşımız şayet kurbana önem vermediği için, hafife aldığı için, önemsemediği için, dini hayatının zayıflığından dolayı böyle yapıyorsa, yani onunla sözlü olarak uyarmak mümkünse olur. Buna kurban eti vermeyerek onu kendimizden daha da soğutmak gibi bir şey olacaksa ortada, ona biraz daha ılıman yaklaşmakta fayda var. Yani vermekten zarar gelmez. Tabii yani. İtmektense çekici olmak faydalıdır. Ama şöyle bir şey var. Efendim benim zaten pek çok daha komşularım var. Hepsine komşularımı veremeyeceğim. Kurban kesse de bakın, kurban kesse de kesmese de komşulara ve üçte biri böyledir. Komşulara sıradan verilir. Üçte biri fakirlere dağıtılır. Üçte biri de kendi ev ihtiyacı için. Bu genel ilkedir. Bu ilke aşılmaz, taşılmaz diye bir şey yok. İhtiyaç halinde aile kurban etinin tamamını da yiyebilir. Ama normal şartlar altında kurban kesen, ihtiyacı yerinde olan insanlara da verilir. Özellikle kurban kesmeme itiyadında olan insanla olan münasebetimize şartlara göre ayarlayıp onu İslam'dan daha da soğutucu bir pozisyona girmekten kaçınmak faydalı olur. Peki, verilebilir yani. Burada verilebilir. Takdir kendisi. Verilmesini ben şahsen tavsiye ederim. Peki. Et götürürseniz Allah'ın rahmeti de oraya sizinle beraber inşallah gider. Sizin taşıyacağınız iyi niyet yüreğinizden o eve inşallah bir sıcaklık götürür ve peyda eder. Siz de sevap kazanırsınız. O insanın gönlüne de inşallah bir yumuşaklık gelir. İnşallah. Tabii ki bu sorular her birimiz için söz konusu. Hepimizin geçerli. Ben size hitaben söylüyorum. Başlarsınız zaten. Efendim. Allah razı olsun. Tabii ki Diyarbakır'daki beyefendinin nezdinde her birimiz tabii, için tabii. Nefsimizi almamız gereken mesele bu. Son sorusu da bu krediyle ilgili olarak sordum ve evet. Dediler ki zaruret halinde evet. Söz konusu olabilir dediler. Tabii. Ama gönlüm mütmain olmadı. Toplumun da sıkıntısı. Hakikaten de öyle. Cenab-ı Allah hayırlı imkanlar nasip etsin. Amin. Müslümanların sistemlerini kullandıklarını söyleyenler de maalesef farklı ve fahiş fiyatlarla insanları zorluyorlar. Orada istismar var. Evet. Nedir efendim bu kredi? Durumunuz efendim nedir? Kredi almak caiz midir sorunun altında faizli kredi almak caiz midir anlamı var. Doğru. Kredi borç demektir. Borcu faizsiz de alabilirsiniz, faizi de alabilirsiniz. Bu soru faizli borç almak, vermek caiz midir? Hoca Efendi'nin verdiği cevap da zaruret varsa aşireye gitmemek kaydıyla. İslam uleması haramın helal sayıla geçici olarak helal gibi yapılabilmesi için ortaya koydukları temel şart zarurettir. Zaruret de canın, malın veya azanın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması hadisesiyle açıklamışlardır. Evet, daha sonraki dönemlerde bu zaruret biraz daha gevşetilmiştir. Şiddette ihtiyaç gibi açıklanmıştır. Ama ben bütün Müslüman kardeşlerimize hakikaten olması olmaz noktasına gelmeden faize yaklaşmamalarını tavsiye ediyorum. Erzurum'dan bir izleyicimiz hattımızdalar. Erzurum'a selamlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Gerekli hocama da saygılar. Sağ olun efendim. Efendim sorum şu olacak. Acaba avukatlık işlemlerinde
haram olabilecek işlemler neler olabilir? Bir diğeri ve daha soyut bir ifadeyle, buyurun, bir avukatın tahsil etmek üzere almış olduğu bono veya senet için temerrüt faizi alarak seneti sahibine karşılığına verse, alıp da tahsil edip verse, burada avukatın bu işlemden sorumluluğu nedir? Günah olur mu? Evet efendim, soralım. Bu sorular geliyor zaman zaman değerli hocam. Tabii. Sıhhat diliyoruz. Erzurum'a selamlar beyefendi. Evet değerli hocam. Evet, mesele şu. Yani bir avukat durumuyla ilgili olarak ne yapılabilir? Evet. Avukatların yapmış olduğu işlerde yaklaşmaması gereken, çekinmesi gereken nokta nedir? Ve özellikle bu temerrüt faiziyle ilgili, sonuçta kendisi almıyor bunu ama evet, dava açanın nezdinde avukatı olduğu için yapıyor müvekkili adına bunları. Şimdi ne olur burada? Her meslekte gözetilmesi gereken İslami ilkeler avukatlık mesleğinde de gözetilecek. O da şudur: meşru olmayan işleri yapmayacak. Siz de öyle, ben de öyle, avukat kardeşimiz de öyle. Evet. Avukatlık alanında meşru olmayan işler neler olabilir sorusuna gelince, burada doğrudan doğruya bir, zulme sebep olmak, açıkça zulm olduğu bilinen, zulüm ettiği bilinen bir kimsenin davasını almak açıkça haramdır. Birisini öldürmüş, birisinin malını gasp etmiş, size 40 dereceden su getirerek kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Siz de kanunun bir boşluğunu bulmuşsunuz, oradan yararlanarak bu zatı çıkarmaya yahut da cezasını düşürmeye çalışıyorsunuz, evet, pazarlık ediyorsunuz. Kanunun şurasında şu açık var, ben şu kadar sene indirebilirim, bana şu kadar para vereceksin. Yalan tamamen beyan, haram paradır. Yalan beyan ve zulme arka çıkmak anlamındadır. Peki. Zulme iştiraktır. Bir de dinin efendim yasakladığı diğer mesele, faizli işlemlerin peşinde koşuşturmak. Bunlar da doğrudan temiz işler değildir. Mesela diyelim ki bir temerrüt faizini alıyorsunuz. Doğrudan faiz almak gibi değildir. Temerrüt nedir efendim? Temerrüt borcun ödenmesinde direnmek demektir. Ödenmemesinde direnmek demektir. Evet. Adam borçlu, vadesi gelmiş, borcunu ödemiyor. Şimdi burada mesele şu: siz, ben size borçluyum, vakti geldi, senedimin karşılığını ödeyemedim, siz beni mahkemeye verdiniz. Mesele, avukata diyorsunuz ki benim paramı tahsil edin kardeşim. Siz de benim paramı tahsil etmek için gittiğiniz zaman benden senedi alıyorsunuz, mahkemeye usulünce götürüyorsunuz, diyorsunuz ki efendim bu zat, bu benim müvekkilimin parasını ödemiyor, işte delilim. Alıyor mahkeme, diyor ki evet, bu avukatın da söylediği gibi bu parayı filanca şahıs ödememiştir, bunu ödesin, öderken de şu kadar faiz ödesin. Evet. Mahkeme söylüyor bunu. Dolayısıyla avukatın bunda doğrudan sorumluluğu yoktur. Gecikme ancak gibi anlayabilir, evet, miyiz bunu? Tabii geciktirme, gecikme peki, zaten. Yani temerrüt inatla ödememek demek. Peki efendim, süründürme yani. Süründürme. Peki. Bu da İslamca açıkça yasaklanmıştır. Burada temerrüt faizlerinin ödenmesi, borçlu tarafından mahkeme sonucu ödenmesi halinde alacaklı kardeşimizin yapacağı şey şudur: ben 10 sene önce size şu kadar para verdim, 10 sene sonra mahkeme bana paramı geri iade etti ama param değer kaybetti. İşte paramın değer kaybını temerrüt faizinden alıp parama katarım, geri kalanını alamam, ihtiyaç sahiplerine veririm. Mesela o faizin tamamını almamak lazım. Alamazsınız. Peki. Haramdır. Haramdır. Peki. Peki avukat sonuçta bunu yapamayacağı avukat, için avukat bir aracı olacak burada. Sizin hakkınızı savunma babında zorunlu olarak o sonuç doğuyor. Kanunun evet, çıkardığı sonuç. Yani yapabilir mi yani bu iş? Yapar. Avukatın peki, derdi faizi almak değil, değil, sizin paranızı kurtarmak. Peki efendim. Devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Soruları yöneltmeye değerli hocamıza, Ankara'dan Muammer Oytan attığımızda. Hoş geldiniz Muammer Bey. Ankara'ya selamlar efendim. Hoş bulduk hocam. Benim 3 tane sorum var, izin verirseniz. Estağfurullah. Buyurun efendim. Şimdi umreye gidince mikat mahallinde yeniden ihrama girerek evet, tek umre yapmak mümkün oluyor. Bunda soralım. Niyet, bu birinci. Bunda niyet nasıl yapılacak? Soralım. Ölen anne babamız adına mı yapacağız bu ek umreyi? Soralım efendim. Veya yaşayan çocuklarımız adına da yapabilir miyiz? Ve nasıl niyet edeceğiz? Soralım bir, efendim. Buyurun. İkincisi, bu kaza namazlarını kılınca sünnet namazları da kılınmış olur.
onun yerine geçer diye söyledi. Bir evliyanın hayatını anlatırken o soralım. Evliya söylemiş. O şekilde söyledi. Soralım değerli hocamıza, bu mümkün mü? Üçüncü buyurun. Kısa sorum da cenazenin taputla defni mümkün mü? Sakıncalı mı? Soralım efendim. Sıhhat diliyoruz Sayın Oytan. Ankara'ya selamlar. Biz teşekkür ediyoruz. Umre'deyiz, umre yapıyoruz. Evet. Bir umre daha yapmak istiyoruz. Yeniden gittik mikata, ihrama yeniden girdik. Niyeti yaşayan veya ölü adına yapmamızda bir sakınca var mı? Geçmiş anne babamız veya evlatlarımız adına. Yapabilir miyiz? Meselenin aslı şu, ihrama girip harem-i şerife vardıktan sonra yapmamız gereken asli görevi yapıp ihramdan çıkarız. Bundan sonra orada bulunduğumuz sürece yedek umreler yapalım gibi bir uygulama var. Bu Hazreti Peygamber aleyhisselamın sünnetinde olmayan bir şeydir. Yani biz yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Yapılacaksa illa orada bol bol nafile tavaf yapıp Kur'an okuyup ibadet etmek tavsiye edilir. Evet. Ama insanlarımızı bundan maalesef vazgeçiremiyoruz. Söylendiği halde yine bir umre yarışına giriliyor. Bunu da genellikle hacca grup götüren arkadaşlar insanları teşvik amacıyla bunları söylüyorlar. Yanlışa yönlendiriyorlar. Şimdi diyelim ki bu böyle bir umre yapmak isteyen kardeşimiz var. Ne yapacak bu? İhrama gireceği mahalle Nemire Mescidine misal söyleyelim. Gittikten sonra orada tıpkı umreye ilk geliyor gibi. Umreye ilk geliyor gibi niyet İhrama edecek. Girecek. Elbiselerini soyunmuş olacak. İhrama niyet edecek. Önce bir görüşe göre namazı önce kılacak. Sonra da kılsa olabilir. İhram namazı vardır. Evet. İki rekat. Doğrusu gelecek. Peki niyeti kimin adına yapacak? Nafile ibadetlerde başkasının adına vekalet söz konusu değil. Peki. Hacda farz ibadet için vekalet var. Onun da şartları vardır. O halde ne yapacağız? Ya Rabbi, yapacağım umreden hasıl olan sevabı anneme babama bir mislini de bağışla diye dua edebiliriz. Yani umreyi kendi adına yapacak. Yaptıktan sonra ya Rabbi sevabını bu sevabı filana veya evladıma geçmişe de bağışlayabilir. Yaşayana da bağışlayabilir mi efendim? Herkese bağışlayabilir. Peki. Kaza namazı kılarsanız sünnetleri de kılmış olursunuz. Dedi bir zat demişler, daha doğrusu bir hikaye anlatılırken veya bir film diyelim, belki bir anı da diyelim, hikaye de demeyelim, düzeltmiş olalım bunu. Olabilir. Böyle bir şey doğru mudur efendim? Olabilir. Yanlış anlaşılma yoksa böyle bir şey söz konusu olmaz. Yani anlatılanda bir karışma olmamışsa. Çünkü bir ibadet kılınmadan fiilen kılınmış olmaz. Manen kılmış gibi olursunuz, bu bir yorumdur. Ama farz namazları kaza ettikten sonra sünnet namazının vakit dışında kazası söz konusu değildir. Kılamadığınız için, siz farzı yerine getirdiğiniz için inşallah onun da sünnette sevabı, kılmış sevabı alırsınız gibi bir yorumdur. Ona itiraz etme. Peki, böyle bir iyi niyettir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınırız. Hay hay efendim. Son olarak cenaze tabutla gömülür mü? Efendim, cenazede esas olan cesedin toprağa temasıdır. Ama mezarın pozisyonunun uygun olmaması, ıslak olması, nemli rutubetli olması gibi durumlarda tabutla da gömülebilir. Zaruret hallerinde tabutla cenaze defni mümkündür. Efendim çok teşekkür ediyorum. İlminizden istifade ettik. Bir cümlelik duanızla kapatalım efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir varham ve'fu ve tekerrem ve tecavüz amma ta'lem. İnneke ta'lemu ma la na'lem. İnneke entallahul e'azul ekram. Bi rahmetike ya erhamer rahimine velhamdülillahi rabbil alemin. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullanmışım? İslami mezhebine göre kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.